Merhabalar, ben Köfte Köfte ve Kasa Eksu'nun 32. bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölümde cam barımda bir tuhaflık göreceksiniz. Nedir diye soracak olursanız, dolaşırken şöyle bir şey buldum. Ve bu bana yapmam gereken başka bir şey hatırlattı. İlk olarak şu arkadaşın son durumuna bir bakalım. Evet, bu node'u da yiyor şu an. Ve yemesi için bir tane daha node var inventory'imde. Tabi Wand'ı kaç milyon kere şarj etmem gerekmiştir bilmiyorum. Bu arada şu arkadaşlar inventörünüzde durduğu takdirde bayağı vis veriyor bu. Wand'ınıza vis alıyorsunuz. Neyse, bu nodu da yesin, diğerini yedireceğim şimdi buna. Bunun yanı sıra burada da şu arkadaşlar işleniyor. Bunun da arkasından çıkış verdim ve şu yandan giriş ayarladım falan filan. Ayrıca size tavsiye, sizinle var değil mi? Neredeydin? Aa, doğru, bitirmiştim hepsini. Nether Rock'ları centrifuge'ye koyun. Başka hiçbir işinize yaramayacaklar. Evet, şimdi gelelim. Neye ihtiyacım var? İlk olarak ben Runic Shield yapmak istiyorum. Malzemelerin bir kısmı yaptık. İlk olarak Mundane Ring. Ve Mundane Belt. Şundan chestlerde bolca bulunuyor. Mundane Ring ve Mundane Belt. Evet, gördüğünüz gibi Mundane Belt'imiz de varmış. Sadece Mundane Ring'e ihtiyacımız olacak. İki tane ihtiyacımız olacak ama ondan. Gold... Bir saniye, şurada Gold Nugget var mı? Var. Ama az. Şurada da azıcık sinir bozuyor ama. Evet. Mundane Ring'ler gelin. Sonrasında. İlk olarak yüzüğü. Yok, ilk olarak en pahalısı olan bunu yapalım. Bu arada sizler ne durumdasınız? Magic buna gidiyor. Tamamdır. Şimdi ilk zımbırtı için bu gayet yeterli. Şuraya koyalım. Bu zaten var. Bunun yanı sıra bize başka ne lazım? 30 tutament. Tutament'i nereden elde edebiliyoruz? Bakalım hemen. Evet, tutament. Red Granite'den elde edebiliyoruz. Ya da herhangi bir zırhtan. Sanırsam herhangi bir zırh sanki daha mantıklı olabilir. Ya da bir dust'tan elde ediyoruz ama hangisi olduğunu göremiyorum. Red Granite mi? Yoksa herhangi bir dust mı? Yok, pardon. Herhangi bir zırh parçası mı? Bakalım Smooth Red Granite'de var mı? Red Granite Brick'te var. Tekrar bir bakalım hangisi daha verimli. Red Granite Brick aslında mantıklı. Tamamdır. İki stack Red Granite Brick yaptım. Gerçi sanırsam burada vardı zaten. Varmış, evet. Şimdi bir steğini pişireceğim. Diğer bir steği zamanla kullanılır. Ayrıca sen gel azıcık.
Neden akmıyorsun? İlginç. Neyse. Tutanentler olsun. Hali hazırda hiç var mıydı? Vardı diye hatırlıyorum sanki bir yerde de. Yokmuş. Sen bitmişsin. Sen bitmişsin. Sen bitmişsin. Evet, yok herhangi bir yerde. Oo, herba. Nasıl la? Son bunu koyarsak. Hayır. Ha, pipe'te kalmış, tamam. Şu tutamenti buraya alalım. Bakalım başka toplam ne kadara ihtiyaç duyuyordu. İlk olarak en pahalısını yapıyorum. Tamamdır, 30. Fazlasıyla yeterli. Şimdi tekrar bir kontrol edelim. Bu zaten var, bu da var. Tutament de var artık. Scribing tool yapmamız lazım. Sen de Glass File, Feather ve Inksack. Glass File'ımız var zaten. Feather ve Inksack. Toplam 4 tane yapacağım. Orada gördüğünüz gibi bölüm arası da güzel bir squid öldürdüm. Tamamdır. Şimdi yerleştirme sırasına da bir bakalım. Scribing tool, sen şöyle gel. Primal charm, sen şöyle gel. Ember, Enchanted Fabric ve 3 tane Niter. Niter'lar. Aslında sen şöyle gel. Enchanted Fabric. Şöyle gel. Hatta bir tekrar. Bir tane de Ember. Bir türlü doğrusunu koyamadık. Bu arada siz gidin. Ember. Teşekkürler. Bu arada şu Primal Charm'ları incelememişim. Evet, iyi ki incelemişim sonradan. Şunları da incelememişim hiçbir zaman. Bakalım. Bayağı bir şey kazandırıyor kesinlikle. Şimdi Mundane Belt inventory'deymiş zaten. Tamamdır. Scribing tool. Sen de gel şöyle. Belki lazım olursun. Başlıyoruz. Bu en tehlikelisi bu arada. Bunda bir şey olmazsa diğerleri de gayet güzel gidecek demektir.
Evet, bana güzel bir Taint Poison geldi. Önemli değil. Buna değer. evet, Ember'ımız gitti. Burada bir şey yapacağım. Üç, bir. Tamam. Primal Charm'ı aldı. En pahalı parçamızı aldı. Tamam. Ember. Tamam. Nighter'lar siz de gidin. En pahalı parçamız güvenle gitti. Ondan rahatım. Evet. Şimdi sen gel bakalım şöyle. Runic Shield. Evet, gördüğünüz gibi artık Runic Shield'ım var. Runic Shield nedir diye soracak olursanız mistik bir koruma kalkanı diyebiliriz. Evet. Şimdi sırada hangisi var? Bu arada bu 10, bu 8, bu da 5 ekliyor. Seni tamamladık. Şimdi Amulet'te 6 tane olduğu için bu biraz daha rahat, simetrik olarak 35, 35, 20. Bir parça daha. Büyü bulmamız lazım. Çünkü 34 var elimizde. Ah. Air Shard gel. Tamamdır. Sen zaten senden sadece 20 lazımdı. Hatta bir tekrar kontrol edelim. Evet, senden 20 lazım. 35, 35. Sen 6'sın. Hatta seni bir silelim ya. Kafasını karıştırma. Tamamdır, hepsi yeterli. Şimdi Mundane zaten varmış inventory'de. Amulet. Ardından Primal Charm. Düzene tekrar bakalım. Primal Charm karşısına Nighter gelecek. Şu tarafında bir tane de daha Nighter. Hatta dur, sen şöyle gelme. Sen şöyle gel. Amber buraya. Doğru hatırlıyorum değil mi? Evet, Ember oraya. Scribing Tool. Buraya. Bu da. Buraya. Tamamdır. Tamamen simetrik bir biçimde yerleştirdik ve başlasın. Tamamdır. Sultanate alıyor ilk.
Hani şu Whistler'ı alıp duruyorum. Şimdi büyüğü alıyor. Şimdi seni alıyor. Ardından da bunları alıp duracak, alacak. Bunu izlemeyi cidden çok seviyorum. Fazlasıyla izlemesi keyifli bir şey. Çünkü bu. Ve bu. Evet. Nighter'lar siz de gidin. Ve sen de git. Tamamdır. Daha fazla Runic Shield'im var artık. Ve şu iki slota da yerleştirilecek. Tekrardan sen gel. Bu sefer 5 üzerinden gideceğiz. Yani biraz asimetrik olacak yine. Fakat onları daha sonra yapayım. Şimdilik bu kadar yeter bana. Siz ikiniz de gidin. Şuna da gitsin. Evet, güzel bir Runic Shield stone var. Şunu da bir chest'ten bulmuştum. Bunun yapımı yok sanırsam. Ve sizleri alalım. Evet, teşekkürler. O esnada yapmak istediğim bir şey var. Kapırları almak. Bu kapırları buraya koymak. Ama oksijen sağlamamız şart. Peki burada ne olacaklar diye soracak olursanız, birazdan göreceğiz. Bu arada şu da bayağı güzel bir yakıt tasarrufu sağlıyor bize. Evet. Bu arkadaş ola dursun. Bir önemli detay daha yapmamız lazım. Şimdi sert quartz taslarım yok. Nether quartz taslar gelin. Sert quartz ore'lar nerede? Tamamdır. Otuz ikisini işleyelim. Şunları en verimli işleme yolu ne? Hammer. Bunları en verimli işleme yolu Hammer ve Forge Hammer'ın işe yarayabileceği bir an aklıma geldi. Neyse, daha sonra yaparım artık. Şimdilik şu şekilde işleyelim bunları. Eski babaanne stili. Evet. Bunun yanı sıra sizlere Charge Certus Quartz'a dönüştürmenin yolu. Compressor. Electrolyzer. Evet. Electrolyzer'a sokup bunları Charge Certus Quartz'a çevirebiliyoruz. Bir siteyi çevireceğim o şekilde. Bu arada hali hazırda olan var mı? Evet, bir tane varmış. Evet, ben bir ara bir Forge Hammer yapayım. Altmış üç. Tamamdır, 64. Tabii çekici de vurmayacaktık. Siz gelin.
Sen git. Sonrasında Sülfür sen git. Pyrite sen de git. Ve yapacağımız şey, şurada bir su birikintisi koymuştum. Evet. Bununla ilginç bir şey yapacağız. Evet. Nether Quartz Seed. Bu Nether Quartz Seed nedir diye soracak olursanız, bunları suya atıp bekliyoruz ve merak etmeyin, hiçbir şekilde despawn olmuyorlar. Sadece suda büyüyorlar. Suda, suya atıp büyümelerini bekleyeceğiz. Aslında bir şey bakacağım. Tamam, 4 oluyormuş ne süre içinde, tamam. Çok mu gereksiz menstruation diye düşündüm de bir an. Değilmiş. Bu arada şu an Epitrangelix'e girebilecek bir durumda değiliz. Fakat önden hazırlık yapmakta fayda var. Hele hele böyle uzun süren bir kısımsa. Bunun sayesinde bayağı verimli şeyler elde edeceğiz. Hani menstruation'da Nether Quartz Dust'larımızı 4 katına çıkarıyoruz. Üstüne bir de onları 2 katına çıkartmak var. Yani kısacası verimli bir şeyler elde ediyoruz. Ve şunlara bir bakayım tekrar ben. Evet, herhangi bir büyümeleri yok. Ne kadar yavaş olduklarını tahmin edebilirsiniz artık. Tabii bunun hızlandırmanın yolu var. O da zamanla ileride olacak bir şey. Hatta göstereyim size. Neydi senin adın? Ha. Crystal Growth Accelerator. Bunun için Fluix yapabilmeniz lazım. Fluix de pek rahat yapılabilir bir iş değil. Gördüğünüz gibi. O yüzden onu bekleyeceğiz. Ayrıca hemen şurada node'umuza bakayım. 10 kalmış. 37 olmuş bundaki. Evet, bu şekilde bunu büyütüyor bu. Birebir aynı rakam büyümüyor fakat benzer bir şey büyüyor. Şurada iron'larımız da gelmiş. Ve iddiklerim işleniyordu burada. Sert quartz dust'lar da işleniyor. Magnetite dust'lar, siz gidin. Evet. Gördüğünüz gibi annealed copper ingot. Peki bunun normal copper ingot'tan farkı ne? Her yerde aynı şekilde kullanılabiliyorlar. Fakat önemli bir detay söz konusu. Hatta copper cable diye bir aratalım. Gördüğünüz gibi normal copper cable'ın kaybı 2 volt. Enalt'ınki 1 volt. Yani uzun vadede çok bizim için çok çok daha verimli bir arkadaş kendisi. Bunun gibi ufak faydaları var. Bir de bazı recipe'ler illa enalt istiyor. Bir iki ufak recipe. Çok önemli recipe'ler değil. Ama onun dışında kullanımları aynı. Evet. Annealed Copper Ingot'ı da bu yüzden yapıyoruz. O yüzden çok hepsini çevirmiyorum çünkü gereksiz masraflı olacak. İki stack benim için şimdi fazlasıyla yeterli. Ve ben bu buz makinesini bir ara durdursam güzel olabilir. Ya da bir ihtiyacımız olur, kullanırız. Buz makinesi sadece ev için yapmıştık. Asıl liste üzerine.
ki kullandı da güzelce. Bayağı güzel bir ev çıkarttı bize. Memnunum. Henüz oraya taşımadım. Yakında taşımaya başlayacağım. Çünkü burada sistemler var ve bazı sistemler daha tamamlandığında yeni eve taşımak istiyorum. Yeni eve taşındığımda her şeyi tam bir biçimde taşımak istiyorum kısacası. Bu arada unutmadan şu Runic Shield'ı da hazır bir deneyelim. Tabii Creeper üstünde denemek istemez. Gördüğünüz gibi Runic Shield damage şu an. Ya kısacası kendi canımızın üstüne ikinci bir can katmanı diye sayabiliriz kendisini. İlk önce o bitiyor, ondan sonra biz damage yiyoruz. O bitmeden hiçbir şekilde biz damage yemiyoruz. Biraz hastayım o yüzden özür dilerim. Ayrıca bir güzelliği zırh slotunu kaplamıyor. Yani ayrıca zırhımız da var. Yani ikinci bir koruma katmanı kendisi. Ki ekstra koruma her daim güzel bir şeydir. Evet, bu şekilde bölümü bitirsek güzel olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.